İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Önlem alınmazsa tarihi Dikranager Kilisesi yıkılacak. Şırnak ve Mardin'de eylem ve etkinlik yasakları uzatıldı. Katar, Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarının vize şartını iptal etti. Suriye, Türkiye tehdit ediyor, Rusya cevap veriyor. İsrail Silahlı Kuvvetleri Suriye'deki düzinelerce tesise saldırdığını bildirdi. Maraş'ta eski Ermeni halısı 150 bin dolara satışa çıkarıldı. Ermenistan Cumhuriyeti'nin 3 temsilcisi Dünya Kıdemliler Satranç Şampiyonası'nın 7. turunu kazandı. Dikranager, definecilerin hedefi olan, taşları satılan ve yakılıp yıkılan Surp Sarkis Kilisesi tamamen yıkılmak üzere. Kilise üzerine çalışma yapan Rüveyda Tunç, kilise tamamen yıkılırsa bir hafıza ve bellek yok olur diyerek acilen önlem alınmasını istedi. Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinin Ali Paşa mahallesinde bulunan ve Ortodoks Ermenilere ait olan Surp Sarkis Kilisesi, yakıp yıkılma ve definecilerin kazılarından dolayı büyük bir bölümü tahrip edilirken, geriye kalan bölümü ise yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Hızır İlyas Kilisesi olarak da anılan kilise, kaynak yetersizliği ve bir kitabesinin olmamasından dolayı yapılış tarihi de tam olarak bilinmiyor. Ancak plan ve mimari özelliklerine dayanan bazı kaynaklar, kilise tarihinin 16. yüzyıla dayandığını tahmin ediyor. Makalenin tamamını web sitemizden okuyabilirsiniz. Karin, Şırnak Valiliği kentteki tüm eylem ve etkinlikleri izne bağlayarak yasak kararını 15 gün uzattı. Mardin Valiliği de yasak kararının 30 gün süreyle uzatıldığını duyurdu. Şırnak Valiliği kentteki eylem ve etkinlik yasağını bugünden itibaren 15 gün süreyle uzatıldığını duyurdu. Yazılı yapılan açıklamada etkinliklerin izne tabi tutulduğu bildirildi. Valilik yaptığı açıklamada karara gerekçe olarak ise şunlar gösterildi. Milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi. Kentteki yasaklar Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasının yapıldığı Ağustos ayından bu yana aralıksız olarak sürüyor. Valilikten yapılan açıklamada kamu güvenliği öne sürülerek tüm eylem ve etkinliklerin 16 Kasım'dan itibaren 30 gün süreyle Mardin il sınırları dahilinde yasaklandığı belirtildi. Katar Devleti'ne resmi bir ziyarette bulunan Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Katar Devleti Divanı'nda Katar Devleti Emiri Tamim bin Hamad Al-Teni ile özel bir görüşmede bulundu. Yıllara dayanan mükemmel kişisel ilişkileri vurgulamak üzere Emir Tamim bin Hamad Al-Teni, Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Katar'da Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin açılmasını kutladı, ülkelerimizin harika ilişkilere sahip olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşları için vize şartının iptali ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin Katar Devleti'nde Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin açılmasına sağlanan aktif destek için emire teşekkür etti. Cumhurbaşkanı, vize şartının iptal edilmesinin ekonomik, kültürel, bilimsel, eğitimsel ve özellikle turizm bağlantılarına olumlu bir etkisi olacağına duyduğu güveni dile getirdi. Karin, Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı, Türkiye Dışişleri Bakanı'nın Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlere yönelik operasyonlara devam etme tehdidine cevap verdi. El Naşra gazetesine göre Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı, Türk Dışişleri Bakanı'nın Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri operasyonlarına yeniden başlamasından bahsetmesine şaşırdığını ifade etti. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Kürtlerin Türkiye sınırlarından çekilmesiyle ilgili tüm taahhütlerimizi yerine getirdik. Yakında durumu düzeltmek için Türkiye-Suriye sınırına daha fazla askeri polis birlikleri göndereceğiz dendi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, pazartesi günü yaptığı açıklamada Suriye'nin kuzeydoğusunun terörist olarak nitelendirdiği kişilerden kurtarılmadığı sürece Türk ordusunun silahlı operasyonlarını sürdüreceğini belirttiğini bir hatırlatma olarak ifade edelim. Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Rusya henüz yapmalarını istediklerimizi yapmadılar dedi.
22 Ekim'de Soçi'de Türkiye, Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri operasyonlarını durdurması, Kürtlerin bölgeden çekilmesi ve Türk-Rus kuvvetlerinin ortak devriyelerinin gerçekleştirilmesi konusunda Rusya Federasyonu ile bir anlaşma imzalamıştı. İsrailli Haaretz gazetesi çarşamba günü yayınladığı bir haberde İsrail ordusunun Suriye'deki İranlı Kutsi güçlerine ve Bashar Esad'ın ordusunun düzinelerce hedeflerine saldırdığını yazdı. Saldırının Suriye'den fırlatılan İran füzesine cevap olarak verildiği bildiriliyor. İsrail ordusu açıklamasında saldırının %50'den fazlasının İran kuvvetlerine ait olduğu yaklaşık iki düzine hedeflere karşı gerçekleştirildiği ifade edildi. Amaçlardan biri Kutsi merkezinin bulunduğu iddia edilen Şam havaalanının yakınındaki bina oldu. Kilikya'daki eski Ermeni kenti olan Maraş sakinlerinden biri Ermeni halılarını satışa çıkardı. Bir Türk web sitesinde yayınlanan ilanda satıcı 190 yıllık Ermeni halılarının 430 santime 130 santim ve 455 santime 150 santim olduğunu belirtti. Satıcı bir halı için 150 bin dolar talep ediyor. Ermeni satranççılar Dünya Kıdemliler Şampiyonası'nda performanslarına devam ediyor. Ardaşes Minasyan, Karen Movsisyan ve Vladimir Boğosyan, Romanya'daki 50 yaş altı Dünya Şampiyonası'nın 7. turunda zaferlerini kutladılar. Minasyan ve Movsisyan 1,5 puan farkla liderlerden gerideler. Rafael Vahanyan 60 yaş altı maçında yenildi. O da ayrıca 1,5 puanla liderin arkasında. Dünya Kıdemliler Şampiyonası'nın finaline 4 tur kaldı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi Masung adlı folk topluluğundan Hatskı Tıhem adlı eseri sunuyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.